Videoya başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapıp ufacık bir vaktinizi alacağım. Öncelikle şivem ve konuşma tarzım nedeniyle bazı zamanlar ş veya s harflerini söyleyemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Arkeoloji ve kazı bilimi üzerine yaptığım birçok araştırmaları sizinle paylaşacağım. Define nasıl bulunur? Define işaretleri nelerdir? Ne gibi yerlerde görünür? Ne anlama gelir? Nasıl bulunur? Boşluk tespiti nasıl yapılır? Tılsımlı ve büyülü defineleri nasıl anlarız? Tuzaklı define işaretleri nelerdir? Tılsımları ve büyüleri nasıl çözebiliriz? Tuzakları nasıl geçebiliriz? Gibi A'dan Z'ye tüm işaretleri ve anlamlarını sizinle paylaşacağım. Yaklaşık olarak 150 adet işaretin ne anlama geldiğini size yorumlayacağım ve bilgilendireceğim. Ayrıyetten mezar kazı yöntemleri, yüzey araştırmaları, define arama noktaları, define bulma duaları, define büyüleri, dolandırılma meseleleri, halüsinasyon görülen tılsımlı defineler, define arayanların bilmesi gerekenler, define haritası nasıl çözülür, sahte define haritası nasıl anlaşılır, coğrafi keşifler nasıl yapmalıyız gibi define aramanın püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Sadece 150 kusur işaret ve ayrıyetten saydığım diğer bilgilendirmeler ile ilgili videolar çekeceğim. Toplam 300 adet kusur video çekeceğim ve sizi bilgilendireceğim. O yüzden şimdiden iyi seyirler. Ha, bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunlardan en az bir tanesini yaparsanız benim için çok önemli ve çok makbule geçer. Bu sayede daha fazla kitleye ulaşırız ve daha çok insanı bilgilendirmiş oluruz. Videoları hazırlamak sandığınız kadar basit değil. Yapımı en az 3 saat sürüyor arkadaşlar. Temiz bir ses kaydı almak, video ile ilgili görselleri bulmak, düzgün anlatım şekliyle anlatıp montajlamak gibi birçok vaktimizi ve zamanımızı alıyor. Ve o yüzden ne kadar çok hazırladığım videoları beğenip paylaşırsanız ve abone olursanız benim de videoları hazırlamamda moral desteği olmuş olursunuz. Ve bu sayede daha istekli ve daha kapsamlı, daha geniş özetli videolar yapıp size sunabilirim. Sadece ufak bir beğeni ile emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. İşaretidir. Gömünün kendisi zehirli olabilir. Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır. Bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacık da olabilir. Akrebin veya kuyruğunun baktığı yönler özellikle dikkate alınmalıdır. Akrep önemli eşkıya işaretlerindendir. İşçiliği çok zor olan gömü işaretlerindendir. Kayalarda araştırma yapmalısınız. Çevrede taşlı aranları gözden geçirmeyi unutmayın. Ayrıca dedektör yardımı almanızı öneriyoruz. Çevrede doğal görünümü kayalar, özellikle öbeklenmiş taş yığınları aranmalıdır. Bu taşlar arasında bol miktarda akrep de karşılaşabilirsiniz. Karşıda işarete bakan bir taş vardır. Bu taşın altı bir kişi yatacak kadar mahzen olup yan duvarları kesme taşlarla örülüdür. Bir topluluğa ait para bu mahzendedir. Gömü zehirlidir. Mahzenin tabanı kaldırım döşemeli ve üzerinde bir karış kum vardır. Bu kumun altı tuzaklıdır. Yüklü miktarda meblağ buradadır. Diğer bir görüşse akrep işareti için şu veya bu demek gerçekten çok zordur. Tecrübesi sıkça edinilmemiş bir işarettir. Malının zehirli olduğu hakkında söylentiler olsa da akrep işaretine ait çıkarılan defineden zehirlenen olmamıştır. Başka bir kaynaksa işaretin çözümünde yapılan figüranın özellikle iyi tespit edilmesi gerekir. Akrebin özelliklerinden biri zehirli ve tehlikeli oluşudur. Bu nedenle bulacağınız define ya tuzak vardır ya da gömünün üstüne zehir dökülmüştür. Bu tür kazılarda dikkatli olmak gerekir. Çok zor ve büyük iş gücüyle bulunabilecek definelerdendir. Definesi yakınlarda bulunan gölet, su kuyularının veya yeraltı mahzenlerinin içindedir. Eğer akrep mağara içindeyse gömüsü mağaranın en kuytu ve dip yerinde olur. Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır. Bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacık da olabilir. Akrep resimleri veya figürleri çok çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülmüştür. Zor ve zahmetli işlerde görülen akrep resmi burada çok büyük bir tehlikenin varlığını işaret eder. Özellikle değirmen, havuz, mağara, kuyu, yeraltı mahzenlerinde çok sık karşılaşılır. Bütün olaylar iz, işaret ve sömürüler ile bir bütün halinde incelenmeli. Tuzak mutlaka bertaraf edildikten sonra aramalar yapılmalıdır. Akrep tek başına yapılmışsa hem tehlikeyi hem hazineyi işaret eder. Çok sık rastlanmayan bir figür olup erken Hristiyanlık sembollerindendir. Erken yaşta ölen birinin mezar taşında da bulunabilir.
Başka bir kaynaksa akrep genelde rahip mezarına işarettir. Mezarın koruyucusudur. Ölümü ve hemen sonrasında tekrar dirilişi sembolize eder. Bazen tapınağa giden yolu simgeler. Genel itibariyle her zaman tehlikeden bahseder. Akrep işareti ve anlamı. Anadolu eski çağlardan günümüze kadar birçok uygarlığı bağrında bulunduran derin bir geçmişe sahip bir uygarlıktır. Bu uygarlık birçoğu zenginliği yanında getirmiştir. Geçmiş çağlarda ziynet eşyaları banka gibi korunaklı yapılarda saklanmadığı için işaretler yardımıyla gizlenmektedir. Bu işaretlerden biri de akrep işaretidir. Akrep işareti çok gizemli bir yapıya sahiptir. Hala birçok define ve bilimci ve arkeoloji uzmanı bu gizemi net olarak çözmüş değildir. Ancak yapılan bir kısım araştırmalar neticesinde akrep işareti kraliçe veya sultan eşlerinin değerli eşyalarının bulunduğuna ilişkin ibareler mevcuttur. Akrep işaretinin manası oldukça fazla zümrüt, altın ve gümüşe işarettir. Yapı gereğince akrep zehirli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu işareti bulacak gömünün içinde ciddi anlamda zehir atıldığı ve definenin bulunduğu alanın tuzaklı bir yapıya sahip olduğunun habercisidir. Bu nedenle bu denli korunaklı bir işaretin altında yatan maddi değer oldukça fazladır. Ancak bu değerin maddi anlamda değeri mevcuttur. Bir kısım araştırmacılar ise bu maddi değerin hiç de azımsanmayacak servetlerde olduğunu dile getirmiştir. Çok yüklü mevlalardır. Akrep işaretinin çözümü. Akrep bügürü veya kaya üzerine kapatma veya kazılarak yapılmış vaziyette ve akrebin damarları ve uzuvları en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Akrebin büyüklüğü definenin büyüklüğü ile açıklanmıştır. Akrep işaretinin gömüsü çok fazla uzak alanlarda aranmamalıdır. Bölgede yan yana iki akrep bulunması halinde akreplerden birinin gömüsü çok yakında bulunan kayanın altındadır. Bu ilk akrebin hediyesi çıkartılacak kişiye yeter. Ayrıca bu ilk akrebin tuzağı bulunmamaktadır. Sadece çıkartacak kişi ziynet eşyasını tutarken dikkat etmelidir. Çünkü bu hediye zehir atılmış durumdadır. Böylesi bir gömü çıkartılırken kesinlikle eldiven ve gaz maskesi kullanılmalıdır. İkinci akrebin işçiliği oldukça zordur ve tehlikelidir. Ancak gömüsünün altında servet yatmaktadır. İkinci akrep bir kayalık vadi altında gizlenen bir oda içerisinde bulunan kapının altında define bulunur. Ancak bu definenin kapısı açıldığı takdirde yukarıdan aşağı doğru göçük oluşur. Bu nedenle doğru şekilde ve işin ehli arkeologlar ile bu çalışma yapılarak bir servete ulaşılabilir ve çıkartılabilir. Akrep işaretinde defineye giden yol. Yukarıda akrep işaretinin ne anlama ve bulunan ziynet işaretlerinin anlamına detaylıca bildirdik. Ancak araştırması yapılan define cihazsız çıkartılacak ise akrebin kuyruğunun bulunduğu alan, kuyruğu bağı ve ayak uzunluklarına dikkat edilmelidir. Buradaki ince ayrıntılar definenin uzaklığına ilişkin olarak yer ve yön bildirmektedir. Birçok otorite kuyruk boğumu adetince adımlar ile definenin yerinin tespit edileceğini bildirmektedir. Ayrıca akrebin ayaklarından farklı uzunlukta olan ayağı ilgili definenin yönünü bildirmektedir. Bunun yanı sıra akrebin uzun olan kıskacı definenin kaç farklı şekilde korunduğuna ilişkin ipuçları vermektedir. Ülkemizde bulunan akrep işaretleri ve anlamları, Türkiye jeolojik olarak birçok uygarlığı yapısında bulundurmuştur. Bu nedenle bir kısım akrep işaretlerinde ülkemizde denk gelinmiştir. Genellikle ülkemizde bulunan akreplerin baş kısmı bulunmamaktadır. Bu baş kısmı olmayan akrebin kuyruğuna doğru olan bölgede oyma aranmalıdır. Bulunan oyma incelendiği takdirde bir kaya parçasına veya bir mezara işarettir. Çekiç yardımı ile oymanın yakın bölgeleri kontrol edildiği takdirde gizli bir mahzene kapı açıldığı bulunan akrep işareti gözlemlenmiştir. Çoğunluğu açılan bu mahzenlerin incelendiğinde mahzen kapısı açıldığında yukarıda biriken toprak yığını mahzenin kapısını açan kişinin üzerine döküldüğü şekilde bir mekanizmaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ülkemizde görülen bir kısım akrep oymalarında ise incirlik veya ağaç dallarının bulunduğu alanlara altına gizlenmiş kayalığa gizlenmiştir. Böylesi bir durum gözlemlendiği takdirde define bir mağaraya gizlenmiştir. Ancak definenin gizlendiği mağara giriş oldukça zordur. Bir tümülüs girişi bulunmak zorundadır. Bu girişe yanlış girildiği takdirde önlem alınmaz ise zehirli gaz ile kazıyı yapan kişi ciddi anlamda zarar görür. Hatta bu zehirli gaz etkisiyle ölebilir. Akrep işaretinin ülkemizde yeni bulunması halinde yapılması gerekenler.
1. Vadi tabanı veya çobanların dışında uğrak misafirleri bulunmayan alanlarda bir akrep işareti bulunduğu takdirde bölge iyice araştırılmalıdır. Bu işaretin çözülmesi amacıyla uzman, arkeologlar ve uygun cihazlar ile alan tespiti yapılarak define çıkartılabilir. Böylesi değerli bir işaret bulunduğu takdirde kişi yasal yollar ile izin alarak akrebin altında yatan defineyi çıkardığı takdirde ciddi anlamda servete kavuşabilir. Akrebin altında yatan servet ise zümrüt ve altın ile ifade edildiğinden üzerine asırlar geçen bu ziynet eşyaları geliri oldukça yüksek olacaktır. Definede akrep işareti oldukça nadir rastlanan bir işarettir. Bu sebepten bir net çözüm yolu yoktur. Daha önce bulanların tecrübelerinden yararlanılmaktadır. Bu durumda akrep işareti tehlikenin habercisidir. Muhtemelen gömü tuzaklı ya da parası oldukça öldürücü ve güçlü bir zehire sahiptir. Bazıları kaliteli bir akrep işaretinin bir kraliçeye ait olduğunu söylemiştir. Definede akrep işaretinin çözümü. İlk öncelikle bilinmelidir ki akrep işareti gömüsü çok uzaklarda aranmamalıdır. Eğer ki akrep işareti 2 adet ise, yani yan yana 2 akrep varsa gömüsü 2 parça halindedir ve hemen en yakın kayanın altına bakılmalıdır. İlki, ikincisi biraz daha uzaktadır. İşçiliği ağırdır. Dikkatli olun. Akrep tek ise çevrede iyi araştırma yapın. Akrebin kuyruk ucu yönünde eğer kuyruk boğumu varsa boğum adetince adımlayın ve vardığınız alanı iyice inceleyin. Bunun haricinde akrebin herhangi bir yerinde dikkat edici bir şey var mı bakın. Yani bir kolu uzun olabilir, bir kolu farklı olabilir ya da farklı bir yöne kıskaç ucu bakıyor olabilir. Bunlar size yön verecek işaretlerdir. Türkiye'de bir akrep işareti örneği var. Akrebin baş kısmı yok. Bu belirgin şekilde ve karın kısmının bir tarafında oyma var. Bu demek oluyor ki oyma yönünde akrebin başının aranması gerektiğidir. Malın orada olduğu bu işarette çözülmüştür. Bunun yanında çözülmüş iki akrep işareti var bildiğim. Zemindeki bir kayada iki adet akrep var. İşarete bakmak için eğildiğinizde solda bir taş var. Kaya onun altındadır. Malın bir bölümü alınmıştır. Bu çözülmüş olan bir işarettir. Akrep işaretine mağara girişinde veya içerisinde karşılaşırsanız bu demektir ki para mağaranın en dibindedir. Burada çözüm mantığı hayvanın yaşam tarzına göre betimleme yapıldığındandır. Bu işaretin malının tuzaklı olması çok yüksek olduğundan dikkatli olunmalı ve ilk önce tuzaklardan bertaraf edilmelidir. Yine akrep işareti gördüğümüz yerde delik, mağara gibi yerleri inceleyin. Yani bir nevi akrebin yaşamının betimlendiği için ona göre yerleri inceleyin. Diğer bir görüşe göre ise zaman içinde ünvan olarak ve ölümü sembolize ederek buna zemin mezarının varlığını anlatır. Neredeyse rastlanılan yerlerin mezarlık alanı olduğu da bu tezi tartışılmaz desteklemektedir. Bu işin püf noktası arazi yüzeyinin iyi ve sağlıklı bir şekilde tahlil edilmesidir. Bu tahlil ve araziyi okumayı becerebiliyorsak başarı beraberinden gelecektir. Bilmeden, okumadan, araştırma yapmadan definecilik yapmayın. Namludan fırlamış mermi çekirdeği gibi nereye isabet edeceğini, nasıl bir tehlikeyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu akrep işareti tehlike ve tuzak işaretidir. Az bulunan işaretler arasında olsa da tehlikesi en yüksek olan işarettir. Tuzak mantığı zehrin direkt define ile ilişkilendirilmesindendir. En çok mağara, mahzen, gömü şifrelerine ortaklık etmiş işarettir. Kuyruk ve ayakları gideceğiniz yönle alakalı bilgiler verir. Bazı akrepler ise malı uzaktan korumak için yapılmış tuzaklardan bahseder. Sizin belli bir alana geçmenizi engellemek için hazırlanmış tuzaklardır. Akrep işaretlerinin antik çağdaki sembolik anları ise şunlardır. Kontrol, geçiş, ölüm, tutku, ihanet, koruma, savunmacılık, yalnız olmak. Akrep ve yengeç birbirine benzer. Her ikisi de paraya yakın yerde resmedilir. Kesin tehlike işaretidir.